Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda saksımızla yapabileceğimiz basit bir kompoz düzeneğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tarz bir sistemi daha önce biliyor olabilirsiniz. Daha önce böyle bir video seyretmiş olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki sizin biliyor olmanız diğer insanların da biliyor anlamı taşımıyor. Birçok insan ilk defa elini toprağa değdirmeye çalışıyor. İlk defa saksısında domates, biber veyahut da başka bir sebze yetiştirmeye çalışıyor. Onun için bu tarz arkadaşlara da bir takım bilgiler vermeye çalışıyoruz. Biliyorsanız bundan verim elde ettiyseniz devam edersiniz. Etmediyseniz bırakalım insanlar deneyimlesinler ve sonuçları görsünler, buna göre hareket etsinler. Düzenek çok basit aslında. Saksımıza bir çukur açacağız. Bir pet şişeyi, deliklerine deldiğimiz bir pet şişeyi içerisine yerleştireceğiz ve bu pet şişenin içerisine günlük mutfak atıklarımızı ufak ufak parçalara koyacağız. Toprakla beraber karıştırdığımız zaman, hele ki içerisinde de solucan varsa, çok güzel bir komposta dönüşmüş olacak. Sulamamızı da bu şişenin içerisinden yapmaya devam ederek yaklaşık 1 ay, 1,5 ay gibi bir süreç içerisinde bu içerisindeki mutfak atıkları bir kompostlaşma süreci tamamlamasa bile içerisindeki bir takım besin maddeleri toprağa geçmiş olacak. Bu şekilde aslında bir taşta birkaç kuş vurmuş da olacağız. Bu işlemi isterseniz saksınızda sebze, yani domates, biber gibi yetiştirmeyi düşündüğünüz saksılara daha önceden bu sistemi kurarak toprağın daha zengin bir hale getirme şansınız olabilir. İsterseniz de fideleri dikerken de bunları koyabilirsiniz ve bu şekilde sezon içerisinde yavaş yavaş bir gübre takviyesi yapmış olabilirsiniz. Ancak şunu da belirtelim, yani bunu yaptığınız tamamen bunun dışında bir gübreleme veyahut da herhangi bir ekstra bir kompost koymanıza gerek kalmaz demiyorum. Bu ufak bir destek olacak. Hem de ufak ufak saksımızın içerisinde kompost yapmaya çalışacağız. Bir de günlük mutfak atıklarımızı, yani bokoshi gibi bir kompostlama sistemi yapmıyorsak, bu tarz bir sistemle beraber değerlendirme şansımız olacak. Ufak ufak parçaladığımız mutfak atıklarımızı katmanlar halinde şişenin içerisine doldurabiliriz. Yani biraz mutfak atığı koyarız, üzerine bir parça toprak koyarız, sonra tekrar mutfak atığı koyarız ve bir parça toprak koyarak en üste kadar çıkabiliriz. Ancak unutmayın ki en üste toprağı koyun, bu mutfak atıkları çözünmeye başladığı zaman bir koku oluşturmasın. Ve sirke sinekleri veya başka dönüşümde faaliyet gösterecek olan böcekler de bu organik maddeleri görüp de saksınızın etrafında dolaşıp durmasın. Toprağı koyun, üzerini sulayın, kapağını kapatın, üzerine ufak bir taş koyun. Süreç içerisinde bu şişenin içerisine koyduğumuz mutfak atıkları, hele ki içerisinde solucan da varsa, çok daha hızlı bir şekilde dönüşüme uğrayacaktır. Yani artık bir toprak diyebileceğimiz bir noktaya gelmeye başlayacaktır. Bunun içerisinden, yani bu düzeneğin içerisinden bu toprağı çıkartıp bitkimizin toprağın içerisine karıştırabiliriz ve bu şekilde mutfakta
aslında çöpe atacağımız bir takım organik maddeleri tekrardan doğaya kazandırmış olacağız. Ayrıca bitkimizi çok da az olsa gübreleme şansımız olacak. Tabii oluşacak mikroorganizma zenginliği de işin cabası. Böyle bir sistem basit, yani çok da fazla sizi yormayacak bir sistemdir. Yani günlük olarak doldurabiliyorsanız doldurursunuz. Hatta bundan bir saksıya birkaç tane, büyükse saksınız, birkaç tane yapabilirsiniz. Saksınız çok fazlaysa zaten günlük mutfak atıklarınız bile yeterli olmayacaktır bunlara. Bir şekilde dönüşümü çok rahat sağlayabileceğiniz, çok basit, çok da uğraş vermeyeceğiniz bir sistem. Evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ne koku yapar, ne sinek yapar, ne böcek yapar, hiçbir sıkıntısı olmayan, çok da rahat, çok da pratik bir sistemdir. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.